Merhaba arkadaşlar bugün sizler için Roy Robots'u takdim etmek istiyorum. Roy Robot bir arbitrar robotudur. Yani farklı coinler ile algoritmalı olarak çalışan bir platformdur. arbitraj işlerini yapabileceğimiz borsalardan BHT Coin'i ve Property Arbitrage firmasını gösterebiliriz. Arkadaşlar bu firma neye yarıyor? Robot ne işe yarıyor? Bununla ilgili kaydolalım ve işlemlere başlayalım. Bunun için sign in ya da buradan sign in düğmesine tıklıyoruz. Eğer bizim kaydımız yoksa burada sign up vurabiliriz. Evet, sign up tıkladığınız zaman burada e-mailinizi, şifrenizi, tekrar şifrenizi yazıp burada Bitcoin cüzdanın adresinizi ve burada işaretliyorsunuz ve sign up diyorsunuz ve sisteme giriş yapabiliyorsunuz bununla. Ray Roberts'tan Giriş yapalım sisteme. Şimdi ben kaydoldum sisteme. Bununla ilgili giriş yapacağım ve sizinle birlikte işlemlerin gidişatına bakacağız. Evet arkadaşlar, ben bir yıllık 300 euroluk bir lisansla bu işe başlayacağım ve yani bunu da bildirmek gerekiyor ki bir yıllık lisansın ücreti 300 euro. Ee, ve bunun için e, buraya diğer borsaları e, API ayarlarından bağlamalıyız buraya ki işlemler gerçekleşsin. Burada ROI robota ne kadar risk olacağınızı da buradan kontrol ediyorsunuz. BHT coin ve property arbitraj için e, borsalara da buraya bağlamamız gerekiyor. BHT coin'e gelelim. BHT coin'de de burada e, sign in diyelim. Eğer hesabınız yok da burada create an account diyebilirsiniz. E, ve Create an account dediğiniz zaman bir daha tıklayalım. Evet arkadaşlar buraya e-mailinizi, şifrenizi ve tekrar şifrenizi yazıp buraya işaretleyip Create an account diye diyebiliyorsunuz. Veya burada login benim hesabım var şu an. E, buraya yazalım. E, şimdi e, şifremi yazayım e, ve e, başlayalım işlemlere. Evet arkadaşlar şu an ben BHT Coin cüzdan adresimdeyim. Bir de gördüğümüz gibi burada Property Arbitrage API'ye bağlamamız gerekiyor. Şimdi buraya bunu da bunun için de buraya kaydımızı yapacağız. Bunun için de eğer hesabın üzerinde sign up düğmesine tıklayacaksınız. Burada e-mailinizi, şifrenizi tekrar şifrenizi yazıp buraya işaretleyip sign up diyeceksiniz. Eğer hesabınız varsa ki benim var. Bunun için hesaba giriş yapacağız. Evet arkadaşlar buraya da login olalım. Hesaba giriş yapıp işlemlerin nasıl gittiğini e, izleyelim. Bakın burada order book var ve burada gördüğünüz gibi volümelerin ne kadar olduğu, total işlemlerin ne kadar olduğu ve burada alış satış fiyatlarında ne kadar olduğunu görebiliyorsunuz. Burada cüzdan kısmı var ve bu cüzdanda da ATK coin ile veya Bitcoin ile işlemler yapabilir ve kazanç sağlayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi Roybot'a gelelim. Burada API'ni bağlayalım. API'ni nasıl bağlayacağız? Hesap e-mailimiz neydi bizim? Hesap e-mailimiz buydu. Buraya da yazalım. Property'de de bizim hesap e-mailimiz bu. Şimdi Bitcoin API Key'ine bakalım. Buradan geliyoruz ayarlara. Ayarlarda bizde API Key var. Bunun için bir şifre belirliyoruz. Ve bu şifreyi unutmuyoruz. Ve burada Generate New Key dediğimiz zaman burada bizim bir key'imiz oluşacak. Ve biz bunu kopyalayıp buradaki Iı, yerine bakın BHD ku hash yerine atacağız. Sonra ne yapacağız? Property arbitrage'a gel geleceğiz. Property arbitraj ve burada security kısmına tıklayacağız. Security ve burada API'nin oluşması için password oluşturacağız ve bu pasporta aklımızda tutmamız gerekiyor ve burada generate key diyeceğiz ve burada bir bizim ip kodumuz olacak ve burada kontrolü yapıp ve arkadaşlar buradaki property arbitration key yerine yapıştıracağız. Burada save vuracağız ve evet ip konfigürasyonumuz hazırdır. Advisor bölümüne girdiğimizde buradaki işlemleri görebileceğiz yani. Evet arkadaşlar buraya riskini oluşturuyoruz ve risk ne kadar olsun diye burada belirliyoruz. Bundan sonra bundan sonra nasıl yapıyoruz? Buradaki işlemler, buradaki arbitraj işlemlerini bu borsada, borsada yapacaktır yani. Xchange bölümünde bakın burada ATK coin ile Bitcoin'in transferlerini burada görebiliyoruz bu coinlerin işte mesela ne kadar akette ne kadar bu burada buy btc diyeceksiniz ya da sell btc deyip buradaki kurularla işlem yapacaksınız burada alış orderleri bakın yenileniyor şu an evet 6230 alacağız 20 6230 73.10'a satacağız burada da açık orderleri görebiliyoruz ve burada fi 0.1'dir Aynı zamanda bu işlemleri e, burada da gittiğini görebiliyorsunuz. Burada da açık order'ler ve kapanan order'leri göreceksiniz. Bakın 6277. Bakın buradaki işlemler ne kadar sürüyor? Ve burada 6273.0.10. Buradaki işlemlerle de e, görürsünüz ki 673.0 ve 6273.10. E, bu e, işleri de burada görebiliyoruz yani. Burada account kısmından, ha burada da referral kısmınız olacak. Bunu alabilirsiniz ve balance kısmından, balance kısmından buraya Bitcoin adresinizi ekleyebilirsiniz. Mesela diyelim ki depozito yatırmak istiyorsunuz. Bu size adresiniz olacak. Ve bu adrese gönderdiğiniz bitcoinler sizin hesabınıza yansıyacaktır. Balansa eklenecektir. Çekmek istediğiniz mevlaza burada bitcoin valetinizi yazacaksınız. Ve burada sent dediğiniz zaman sizin bitcoin adresinize gönderilecektir. Bu işlemlerin buradaki valette de yapabiliyorsunuz. Burada da bitcoin adresinizi ve atk adresinizi buradan görebilirsiniz. Bu iki borsa arasında işlemler yapılacaktır. yani. Bakın şimdi bakalım de buradaki son 6.280.8 6.280.70 buradaki işlemlere bakalım evet 6.280.70 6.280.80 burada bakalım 6.280.70 80 bakın burada oluşan arbitraj işlemlerinden biz para kazanabiliyoruz bu Roy Robot sayesinde burada dashboard'a geldiğimiz zaman eğer bunu turn off veya on yaptığımız zaman işlem başlamış olur. Evet şimdi burada robotu on yaptık ve işlemi başlatmış oluyoruz. Advisor kısmındaki bonusları oradan görebiliyoruz. Evet arkadaşlar işlem başladıysa burada belirlenen coinleri arbitraj işlemini yapacaktır. Yani buradan alıp diğer borsada satış işlemini yapacaktır. Ya da alış işleminden sonra satış işlemini yapacaktır. Ve yapılan işlemleri burada görebiliriz. History kısmında göreceğiz yani. Burada ne kadar BTC, ve ATK coin olduğunu buradan görebilirsiniz. Buradaki işlemlerden ve buradaki işlemlerden market ve limit kısmında market ve limit ile alış kısmında görebiliyoruz. Burada son fiyatları ve BTC balansınızı, ATK balansınızı görebiliyorsunuz. Karşılıklı bir işlem neticesinde biz kazanabiliyoruz bu robotla ve bu çalıştığı sürece burada advertiser bonusunu robot gain'i görebiliyoruz. Bunun için 300 lira ödeyip bu paketi almamız gerekiyor. Herkese başarılar diliyorum. Herkese uğurlar olsun. İyi kazançlar dilerim.